Yıllardır merakla beklenen Hablemitoğlu suikastı iddianamesi cinayetten 20 yıl sonra nihayet çıktı. Savcı Zafer Ergün imzalı 364 sayfalık iddianameye göre MİT müsteşarı olmak isteyen Levent Göktaş, Hablemitoğlu'nu kendisine rakip görmüş, onun cemaatle ilgili çalışmalarından rahatsız olan Enver Artaylı ve Mustafa Özcan azmettirmiş, özel kuvvetlerden bir ekip de cinayeti işlemiş. İddianame Ukrayna'nın teslim ettiği Nuri Gökhan Bozkır'ın itiraflarına dayanıyor. Bozkır ismini ünlü MIT tırları dosyasından biliyoruz. Suriye'ye MIT aracılığıyla illegal silah sevkiyatını bizzat yürüten isim o. Savcı bu konuda, bu kadar önemli bir konuda kendisine hiç soru sormamış. Sadece benimle irtibatını sorgulamış, Bozkır'da görüştüğümüzü doğrulamış. Getirildikten sonraki görüntüsünü hatırlayanlar Bozkur'a hangi koşullar altında ifade verildiğini kolayca tahmin edebilir. Kendisiyle görüşmüş olmamda şaşacak bir şey yok. Sadece benim değil Türkiye'nin kaderini değiştiren bir konunun bir numaralı tanığı o. Bir gazetecinin bu konuda ona soru sormuş olması değil, savcının hiç sormamış olması tuhaf. Oysa Bozkır'a mesela Suriye'den getirilen cihatçılara Ankara'da hangi resmi tesiste hangi askerlerin eğitim verdiği, özel kuvvetlerin başka hangi illegal operasyonlarda kullanıldığı sorulabilirdi. Savaş bölgesine gönderilen silahların nereden, kaça alındığı, para transferinde hangi devlet bankasının kullanıldığı, mühimmatın nasıl illegal yollardan Türkiye'ye sokulduğu, nasıl son kullanım yeri olarak Türkiye gösterildiği halde sonradan Suriye'ye nakledildiği pekala öğrenilebilirdi silahların hükümetin iddia ettiği gibi Türkmenlere mi yoksa işi de mi gittiğine de en iyi cevabı Bozkır verebilirdi. Karşılığında verilen petrolün parasının hangi saray mensuplarının cebine gittiğini, kendisini hangi istihbaratçıların nasıl yurt dışına kaçırdığını, kaçak durumdayken Ukrayna'da Erdoğan'a çok yakın bir iş adamıyla iş yapıp yapmadığını da anlatabilirdi belki. O sözüm ona aranırken Eşi ve oğlunun sarayda Erdoğan tarafından ağırlanmasının sırrını da açıklayabilirdi Bozkır. Neden konuşmaya karar verdiğini ve konuşunca hangi pazarlıklarla ve ne karşılığında apar topar iade edildiğini de anlatırdı. Neyse. Savcının sormadığı bu soruları bir soran olmuştur elbette kendisine. O da çıkar yakında.